Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sunar. Beko. İnsan kusuru olsa gerek. Hep en mükemmeli, en başarılıyı, en mutluyu, en güzeli kendimize hedef olarak belirliyoruz. Oysa ki hayat bu enlerin ötesinde bir yerde. Yani başarısızlıklar, mutsuzluklar, motivasyonsuzluklar, çirkinlikler, hatalarla güzel bu hayat. Ve aslında bu hatalardan, eksiklerden, yanlışlardan hayatın anlamını çıkarmak çok daha keyifli. Yani başarı hikayelerinden çok başarısızlık hikayelerini bilmek insanı daha çok mutlu ediyor. Bu bilimsel olarak da araştırılmış. Bir başka sohbette bundan da bahsederim size. Ben bugün neden bahsetmek istiyorum biliyor musunuz? Hep etkili insanların alışkanlıklarından bahsediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de bir toplantıda işte etkili insanlar şöyledir, liderlik özellikleri böyledir diye uzun uzun konuşmalar yapıldı. Hepsine dışarıdan şöyle bir baktım. Bizim çözmemiz gereken etkili insanların nasıl olduğu değil, etkisiz insanların ne hatalar yaptığı, ne yanlışlar yaptığı. Çünkü etki kavramı da, etkili olmak da, liderlik de, başarılı olmak da insanın kendi parmak izinde saklı. Yani her yiğidin kendi yoğurt yiyişi gibi. O yüzden siz nasıl etkili olacağınızı en iyi kendiniz bilirsiniz. Kendiniz bununla ilgili çözümlemelerde bulunabilirsiniz. Ama 3 aşağı 5 yukarı tüm etkisiz insanların ortak bazı özellikleri var. Bunları şimdi sizin için özetleyeceğim. Birincisi, etkisiz insanlar hep tepkiseldir. Gelişme ve değişim meydana getirmek yerine başkalarının yaptıklarına tepki verirler. Bir şeyler olur ve üstüne konuşurlar ya da ancak o zaman harekete geçerler. Yani hareketi başlatan, dönüşümü başlatan, değişimi kabul edip bununla ilgili bir yol arayan etkili insanlar değildir. Onlar hep yapılanı eleştirerek, yapılanın üzerinden kendilerine bir fayda sağlayacak şekilde tepkisel olarak kendi konumlandırmalarını yaparlar. Kısa vadeli çıkarları son derece önemlidir. Hep bu kısa vadeli ilişkiler kurarak kendilerine hayat haritalarında bir yer elde ederler. Üçüncü özellikleri bence açık bir hedefle çalışmamış olmaları. Hep gri alanlarda net hedef koymaktan kaçınırlar. Geleceğe ilişkin açık bir düşünceleri, net bir fikirleri, bir hayalleri, bir düşünceleri yoktur. Aslında tepkisel yaklaşımları da bu hedefsizliğin sonucudur. Vizyon dediğimiz şey yapılan işin kendisidir. İşin nasıl yapılacağı, ne olduğundan her zaman daha önemlidir. Üstelik işi yapmak gerçekten gerekiyor mu sorusuyla uğraşılmaz. Hatta bu soru çoğu zaman akla bile gelmez. Nasıl sorusu ne ve niçin sorularını önemsizleştirir. Oysa ki nasıl yaparım sorusu her zaman bir çıkış yolu bulmak için önemli bir motivasyon sorusudur. Etkisiz insanlara baktığımda nasıl sorusundan çok neden yapıyoruz, niçin gerekli ki sorularının etrafında dolaştıklarını görürüm. Bir başka etkisiz insan özelliği zamanlama hatası. Her şey onlar için acildir. Hep son dakikacıdırlar. Hep son dakikada yetiştirmeye çalışırlar. Hiç zaman planı yapmazlar ve zaman planı olmayınca da neyin ne kadar önemli olduğunu, neyin ne zaman yetiştirmeleri gerektiğini ve hatta yapılırken bir zevk almayı da ihmal ederler. Oysa ki zamanlamayı yaptığınız zaman, bir zaman planı içinde çalıştığınızda yaptığınız işten daha çok keyif alırsınız ve keyif verirsiniz. Etkisiz insanların bir başka özelliği de onlar için siyah ve beyaz vardır. Gri alanlar yoktur. Kendileri hep gri alandadırlar. Yani belirsizliğin içindedirler. Ama ya siyahtır ya beyazdır. Kazan ya da kaybet anlayışı hakimdir onlarda. Ve mutlaka kazanmak isterler. Kaybetmeyi asla ve asla kabul edemezler. Çünkü kayıp onlar için kişisel olarak algılanan bir hatadır. Oysa ki insanlık kusuru, hatalarla varız. İlla kaybetmek kadar kazanmak da vardır. Ve siz kazandığınızda başkalarının kaybından büyük bir sevinç duymamalısınız.
Çünkü bir an gelir siz de kaybedebilirsiniz. Oysaki etkisiz insanlar da hep onlar. Kazanmalılar, kaybetme potasına asla girmemeliler. Yani win-win, karşılıklı birlikte kazanalım ya da birlikte gelişerek sonuca ulaşalım demekten çok ne olursa olsun ben kazanmalıyım derler. Etkisiz insanlarda gördüğüm temel özelliklerden biri de geçmişte yaşamaları. Hep geçmişteki hatalar, geçmişteki üzüntülerin kurbanı olarak görürler kendilerini. Hep ah aslında yaparlar da ama geçmişte yaşadıkları bir şey onlara engel oluyordur mutlaka. Oysa ki geçmiş geçmiştir. Geçip gitmiştir. Oradan ders alıp yeniliklere odaklanmak insanı hayatta etkili hale getirir. Yani hayatın sorumluluğunu alabilmek için biraz daha geleceğe odaklanmak lazım, geçmişte yaşamamak lazım. Etkisiz insanların en etkili özelliklerinden bir tanesi de hayatı tek bir doğrudan işlerler. Sadece onların düşündükleri doğrudur. Ya da lider olarak kabul ettikleri, kendinden daha üst noktaya konumlandırdıkları biri varsa işte odur doğru olan. Onun dışındaki bütün fikirlere, değişimlere, dönüşümlere karşı dirençleri çok kuvvetlidir. Oysa ki hayat 24 saat değişiyor. Bu değişimi kaçırmadan hayatın içine dalmak gerekiyor ki hayatın sorumluluğunu alın ve etkili olun. Hayatta etkili olmak da o kadar önemli bir şey mi emin değilim. Ama hayatı dolu dolu yaşamanın çok önemli olduğunu biliyorum. Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sundu.